Gaybın Son Elçisi 24. Bölüm. Bismillahirrahmanirrahim. Enes bin Malik radıyallahu anh. Enes bin Malik radıyallahu anh, Ensar'ın ileri gelenlerinden birisi olup Necaroğulları kabilesine mensuptu. Medine'de 612 yılında dünyaya gelmişti. Annesi Ümmü Süleym, 2. Akabe biatinde Müslüman olmuştu. Babası ise Müslüman olmamış, Hristiyan olarak vefat etmişti. Ümmü Süleym ile evlenmek isteyen Ebu Talha'ya koşulan tek şart, onun Müslüman olmasıydı. Ebu Talha Müslüman olunca küçük Enes de Müslüman bir anne babanın terbiyesinde yetişmeye başlamıştı. Enes bin Malik'in radıyallahu anh hayatını değiştiren en önemli olay Peygamberimizin Medine'ye hicretiyle başlamıştı. Herkes Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şeyler hediye ederken Ümmü Süleym en değerli olan varlığını koluna tutarak Allah Resulü'nün huzuruna gider. Kendisine verebileceği herhangi bir şeyinin olmadığını bildirir. Ancak kendisine en değerli varlığı olan evladını hizmet etmesi için verebileceğini söyler. Bu duruma çok sevinen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hediyeyi bağrına basar ve onu öz evladından ayırmayarak 10 sene yanında hizmet etmesine izin verir. Enes bin Malik radıyallahu anh peygamberimizin Medine'ye hicretlerini şöyle anlatıyor. Medine'nin çocukları sokaklarda hem koşuyorlar hem de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi diye bağırışıyorlardı. Herkeste müthiş bir heyecan ve coşku vardı. Ben de onların yaptığını yapmaya başladım. Böyle koşup bağırınca etrafımda bir şey göremedim. Nihayet Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir'i gördüm. İsmini hatırlayamadığım bir sahabe beni Medine'nin merkezine gönderdi. Beklenen iki kutlu misafirin geldiğini haber vermemizi istedi. Denileni yaptık. Ensardan 1500 kişi bu iki mübarek insanı karşılamaya çıktı. Ensar onlara buyurun burada itaatle ve sevgiyle karşılanacaksınız dediler. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem bir kere daha sahip çıkabileceklerini ifade ettiler. Efendimiz'i aleyhisselam karşılamak için bütün halk dışarıdaydı. Herkeste sevinç, herkeste müthiş bir heyecan vardı. Sanki Medine hürriyetine kavuşmuş gibiydi. Kadınlar evlerin çatılarına çıkmış, Allah Resulüne sevgilerini ifade ediyorlardı. Hürmetlerini değişik şekilde ifade etmeye çalışıyorlardı. Herkes bu iki mübarek insanı kendisi misafir etmek istiyordu. Enes bin Malik'in radıyallahu anh çocukluğunda başlayan hizmeti, aralıksız 10 sene sürmüştü. Peygamberimizin sünnetini ve yaşantısını çok iyi yakından tanıma ve tanıtma imkanı bulmuştu. Peygamberimizin tavsiyeleri olurdu. Onlardan birisi de şuydu. Oğulcağızım, gönlünde hiç kimseye kin tutma. Sabah akşam bunu yap. Bu benim sünnetimdendir. Benim sünnetimi seven beni sevmiştir. Beni seven de cennette benimle beraber olacaktır, buyurmuşlardır. Ayrıca Peygamberimizin şu duasını almıştır. Allah'ım, bunun malını ve evladını çoğalt, ömrünü uzat, günahlarını bağışla. Malını ve evladının gerçekten de çok olduğunu ifade etmişti. Çok uzun süre yaşamış, sadece günahlarımın bağışlanmasını umarım diyerek almış olduğu duanın gerçekleştiğini ifade etmişti. Enes bin Malik radıyallahu anh Bedir Savaşı'na katıldığında 12 yaşında bir çocuktu. Cephe gerisinde hizmet etmiş, daha sonra meydana gelen Uhud Savaşı'na katılamamıştı. Fakat daha sonra da Hayber'in fethine, Mekke'nin fethine ve Taif kuşatmasına katılarak bu manevi kazançtan da mahrum kalmamıştı. Enes bin Malik radıyallahu anh sahabe arasında çok hadis rivayet etmesiyle bilinir. Rivayet ettiği hadisleri çok ince elekten geçirir, şüphelendiği sözleri almazdı. Rivayet ettiği hadislerin sayısı 2286 idi. Böylece en çok hadis rivayet edenlerin üçüncüsü olmuştu. Enes bin Malik radıyallahu anh ilim okuturken yer ayırımı yapmazdı. Mekke, Medine, Basra, Küfe ve Şam onun talebelerine ders verdiği yerlerdi. Hadis ve fıkıh sahasında çok ders anlatırdı. Sahasında daha çok ders anlatırdı. Zor konuları tereyağından kıl çekme rahatlığı içerisinde hallederdi. Enes bin Malik'in radıyallahu anh ahlakı mükemmeldi. Sohbeti çok tatlıydı. Onu dinleyenler bu pınardan ayrılmak istemezlerdi. Hele Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgisi tarif edilemezdi. Onun bir iş emretmesi Enes bin Malik'in çok hoşuna gider, bunu da severek yapardı. Çocuk yaşta olmasına rağmen sabah namazında Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir ihtiyacı olup olmadığını sorar ve yapardı. Allah Resulü aleyhisselam ile kaldığı 10 senelik hayatı hasretle anar ve kalbinin derinliklerinden gele gele onu sallallahu aleyhi ve sellem anlatırdı. Peygamberimizin sünnetini öyle mükemmel yaşardı ki insanlar sünnetin canlı yaşanan halini onda görürlerdi. Enes bin Malik'in radıyallahu anh en önemli özelliklerinden birisi, Efendimizin birçok sırrına vakıf olması ve bu sırları ve istenmeyen şeyleri asla açıklamamasıydı. Enes bin Malik'in bu davranışları bizim için çok güzel bir örnektir. Vakit saat tamamlanmış, herkesin başına gelen onun da başına geliyordu. Yaşı 93 olmuş, artık iyice yaşlanmıştı.
tek vasiyeti çok sevdiği efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem saçlarından bir tutam saçla mezara konmaktı. Bu denilen yapıldı. Öğrencileri akın akın yanına gelerek kendisiyle helalleşme imkanı bulmuştu. Rabbim şefaatine nail eylesin. Hasan bin Sabit radıyallahu anh. Hasan bin Sabit radıyallahu anh devrinin en büyük şairlerindendi. Müslüman olduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en güzide şairlerinden birisi olmuştu. Miladi 563 yılında Medine'de doğmuştu. Babası Sabit bin Müzir'dir. Kabilesinin reisiydi. Hazret kabilesine mensuptu. Babası bulunduğu çevrede sevilip sayılan, sözü dinlenen bir insandı. Annesi Furaya, Beni Hazret kabilesindendi. Annesi kabile reisi olan Sa'd bin Ubade'nin halasının kızıdır. Edebiyatta zirveyi yakalamışlardı. Bu konuda kendileriyle boy ölçüşecek yeryüzünde hiçbir topluluk yoktu. Şair ve şiir onlar için her şeydi. Çünkü şiir onların dedelerinin topluluk hayatını, adetlerini, inanç ve cömertliklerinin yanında kahramanlıklarını yansıtan bir aynaydı. Toplumda şairler büyük bir değere sahiptiler ve büyük bir hürmet görürlerdi. Öyle ki kabilelerinden büyük bir kahraman yerine şair birisinin yetişmesini daha çok arzu ederlerdi. Gösterişi seven bir toplum olmalarından dolayı şöhretlerini en güzel şekilde yayabilecek şairlerdi. Yılandan ve çıyandan korkar gibi şairlerin hicivlerinden korkar ve çekinirlerdi. Şairler Arap toplumunda kahraman kabul ediliyordu. Bazen bir şairin birkaç mısrağı insanları barıştırdığı gibi toplulukları da birbirine katabiliyor, savaştırabiliyordu. Eskiden şiire Arap'ın defteri denirdi. Zira Arapların ahlak ve adetleri, inançları ancak şiirle bilinebiliyordu. Onunla nesilden nesle intikal sağlanıyordu. Bu devirde şiiri besleyen hususlar vardı. Güçlü şairler hem kendileri için hem de kabileleri için itibar kaynağıydı. Senenin bazı aylarında kurulan panayırlar, söz ustaları ve şairler için bulunmaz bir fırsattı. Bir tür edebiyat şöleni gibiydi. Farklı yerlerden gelen şair ve yazarlar, birbirlerine üstünlük sağlamak için bütün maharetlerini ortaya koyar, bununla da övünürlerdi. Yarışmaya katılan şiirleri ve yapıtları değerlendiren jüri bulunurdu. Dereceye giren şiirler, özellikle birinci olan şiir, keten bez üzerine altın yaldızla yazılarak Kabe'nin duvarına asılırdı. Hazreti Hasan bin Sabit radıyallahu anh şiirleriyle Resulullah'a İslamiyeti ve Müslümanları över, İslam'ın yücelmesini teşvik edici beyitler söylerdi. Ayrıca Kureyş kafirleri ve diğer müşriklerin İslam'a saldırmalarına karşı, onların iftiralarına karşı şiirlerle cevap verirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'de Hasan bin Sabit'e bir minber yaptırmıştı. Onun ihtiyar olması ve o devirde şiirin İslam'ı anlatmak için iyi bir araç olmasından dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şair sahabelere çok değer veriyordu. Müşrik şairlere gereken cevabı şair sahabeler veriyordu. Hazreti Hasan bin Sabit radıyallahu anh hayatı boyunca şiir sahasının önde gelen isimlerinden biri olmuştur. Bedir Savaşı'ndan sonra Yahudi şair Ka'b bin Eşref Mekke'de ölen müşrikler için şiirler yazmış ve söylemiş. Bu da çevrede büyük bir tesir uyandırmıştı. Buna karşı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan bin Sabit'e şiirler yazmasını istemişti. Yazdığı şiirlerle onu Mekkeli müşrikler nazarında itibarının kaybolmamasını sağlamıştı. Hazreti Hasan bin Sabit radıyallahu anh, Peygamberimizin aleyhisselam, zevcesi Mısırlı Mariye annemizin kız kardeşi Sirin ile evlidir. Bundan bir oğlu olmuştu. İsmi Abdurrahman olup Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim ile teyze çocuklarıdır. Hazreti Hasan bin Sabit anlatıyor. Biz Ensar cemaatinin halifeden bir isteğimiz vardı. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh ve Allah Resulü'nün birkaç arkadaşıyla birlikte halifenin huzuruna çıktık. Abdullah bin Abbas ve diğer sahabeler Ensar'ın yaptığı fedakarlıkları anlattılar. Halife istenilenler konusunda mazeret ileriye sürdü. Gerçekten de istediğimiz şey çok zor bir şeydi. Halife mazeret ileri sürünce diğer sahabeler özür dileyerek kalktılar. Ancak Abdullah bin Abbas radıyallahu anh diretti. Kalkmadı ve vallahi kalkmam. Ensar kendilerinin barınacak evleri yokken Allah Resulüne yardım ettiler. Onu sinelerine bastılar. Hasan bin Sabit'i göstererek bu peygamberin şair ve onun savunucusudur dedi. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh halifeye karşı bütün mazeret yollarını kapayınca halife istediğimizi yapmak zorunda kaldı. Allah Celle Celaluhu Abdullah'ın sözleri sayesinde ihtiyaçlarımız görülmüş olarak halifenin yanından ayrıldık. Ben Abdullah'ın elini tutarak onu övüp dua ediyordum. Mescitte bizim yanımızda halifenin yanına gelip de Abdullah bin Abbas'ın yaptığını yapamayan o sahabelerle karşılaştım. Duyabilecekleri şekilde Abdullah bin Abbas bize sizden daha dost dedim. Doğru dediler. Vallahi o peygamberlikten arta kalandır. O Ahmet'in varisidir. O bu verasete sizden daha müstahaktır dedim. Hasan bin Sabit radıyallahu anh 120 yıl süren uzun bir ömür geçirdi.
Bu 120 yılın 60'ı cahiliyede, 60'ını da Müslüman olarak yaşadı. Kaderin bir tecellisi olarak babası, dedesi, dedesinin babası da 120 yıl yaşamışlardı. Hasan bin Sabit radıyallahu anh, Hazreti Muaviye devrinde ebedi aleme göçtü. Allah şefaatinden mahrum etmesin. Amin. Ka'b bin Malik radıyallahu anh, doğduğu çevrenin en önemli insanlarından biriydi. Konuştuğu zaman bütün insanlar onu dinlerlerdi. İyi bir söz ustasıydı. Yaşadığı devrin en önemli şairlerinden olup itibarı yüksek bir şahsiyetti. Peygamberimizin 4 şairinden biriydi. Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Mertliği ve yardımseverliği onun zirveleşmesinin ana unsurlarıydı. Ka'b bin Malik radıyallahu anh babasının tek oğlu olup hali vakti yerindeydi. Babasının ismi Malik'ti. Mekkeli Müslümanlarla Medineli Müslümanları kardeş yapan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ka'b bin Malik ile Talha bin Ubeydullah'a kardeş yapmıştı. Ka'b bin Malik anlatıyor. Kavmimden müşrik olanlardan bazılarıyla beraber Medine'den Kabe'yi ziyaret için yola çıktık. Büyüğümüz ve yöneticimiz olan Bera bin Mağrur da yanımızdaydı. Mekke'ye gelince Bera bana dedi ki, bizi Resul-i Ekrem'e götür. Birlikte Resul-i Ekrem'i araştırdık. Ebtah denilen yerde bir adama onu sorduk. Adam bize, Mescid-i Haram'a gidiniz. Aradığınız insan orada. Amcası Abbas ile birlikte oturuyor dedi. Biz Abbas'ı tüccar olduğu için tanıyorduk. Kabe'ye vardığımızda Resulullah ile birlikte oturuyorlardı. Selam verip biz de yanlarına oturduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abbas'a sordu. Bu insanları tanıyor musun? Evet tanıyorum. Şu kavminin efendisi Bera bin Mağrur'dur. Diğeri de Ka'b bin Malik'tir. Şu şair olan Ka'b bin Malik mi? Hazreti Abbas evet dedi. Vallahi peygamberimizin bu sözünü ömrüm boyunca hiç unutmadım. Akabe biatından sonra Medine'ye dönen Ka'b bin Malik'in radıyallahu anh kabilesinin İslam'a girmesinde önemli bir rolü olmuştu. Kabilesini İslam'a davet için, ikna etmek için uğraşmıştı. Bunda da Allah'ın izniyle muvaffak olmuştu. Bu onda ciddi bir sevinç meydana getirmişti. İslam için her türlü fedakarlığı yapan Ka'b bin Malik radıyallahu anh Bedir Savaşı ve Tebük Seferi hariç bütün savaşlara katılmıştı. İsterseniz bunu kendi ağzından dinleyelim. Bedir Savaşı ve Tebük Seferi hariç Resulullah'ın yaptığı hiçbir savaştan geri kalmadım. Resulullah Bedir Savaşı'na katılmayanlardan biri hiçbirini kınamadı. Çünkü Resulullah sadece Kureyş'e ait Ebu Sufyan'ın kervanının yolunu kesmek için çıkmıştı. Fakat Allah hiç beklenmedik bir şekilde Müslümanlarla müşrikleri karşı karşıya getirmişti. Ben İslam'ı himaye etmek için anlaştığımız Akabe biatinde Resulullah ile beraberdim. Her ne kadar Bedir Savaşı halk arasında daha meşhur, daha fazla anılan bir hadise olduysa da Akabe biatı benim için daha önemli, daha çok hoşuma giden bir hadisedir. Hicretin 9. yılında Medine'ye ansızın bir haber ulaşmıştı. Birbirleriyle yardımlaşan, ittifak ettiklerini bildiren kabileler Roma Kayseri Heraklius'a mektup göndermişler ve bu mektupta Medine'ye tam hücum zamanıdır demişlerdi. Heraklius'lar Kumad isimli komutanlığı 40 bin kişilik bir ordu ile sefere çıkarmış, kabileler de ona katılmışlardı. Böylece Belka mevkine kadar gelmişlerdi. Bu haber münafıkların kötü emellerinin uyanması için büyük fırsat olmuştu. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selul, Muhammed Romalılarla savaşmayı kolay mı sanıyor? Vallahi ben onun da asabının da esir olarak bağlandıklarını görüyorum demeye başladı. Yeni Müslüman olanlar İslam'ın sinsi ve gizli düşmanı olan bu adamın sözüne neredeyse inanır gibi olmuşlardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hiç vakit kaybetmeden düşmanı karşılamak üzere açıktan sahabe-i kiram bu kafirler üzerine yürümek için harbe davet etti. Medine'den ve civarından akın akın ensar ve muhacir toplandı. Bugün fedakarlık yapma günüydü. Sahabe efendilerimizden maddi ve manevi fedakarlık isteniyordu. Eli silah tutan cepheye malı olan askerleri silahlandırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için yardıma çağrılıyordu. Her yerde ve her şeyiyle fedakarlık yapan ashab da yine bir fedakarlık bekleniyordu. Bu kutlular yardım davetine olumlu cevap verip derhal yardıma koşmuşlardı. Her zaman ve her yerde birinciliği kaptırmayan Ebu Bekir radıyallahu anh her zamanki gibi yine öndeydi. Evine gittiği gibi neyi varsa yüklenip gelmişti. Bu 4000 dirhem akçeydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Çoluk çocuğuna ne bıraktın? Allah ve Resulü bıraktım cevabını verdi. Sonra Hazreti Ömer malının yarısını getirdi. Peygamberimiz şunu sordu. Ailen için ne bıraktın? Getirdiklerim malımın yarısıdır dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Ebu Bekir'in malının tamamını getirdiğini duyunca hangi hayırda yarışmışsak Ebu Bekir mutlaka beni geçmiştir dedi. Tebük seferine her türlü imkanı olmasına rağmen bugün giderim yarın giderim derken geç kalmıştı. Ka'b bin Malik radıyallahu anh dışında iki sahabe efendimiz daha katılamamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bu üç kişi mazeretsiz olduğundan dolayı Allah'ın vereceği hükme kadar 50 gün beklemişlerdi. Münafıklar yalan söyleyerek mazeretler ileri sürdüler fakat
Bu üç sahabe doğruluğu sonucunda ayetin inmesiyle affedilmişlerdir. Doğruluğu şiar edilmişlere ne güzel misaldi. Zamanında atılması gereken adımlarını hızlıca atıyor ve hatadan çok rahat bir şekilde dönebiliyordu. Sabır adına büyük bir imtihan veren Ka'b bin Malik radıyallahu anh, bu yolun erkanının hakkın kapısından ayrılmamak olduğunu yaşayışıyla gösteriyordu. Ka'b bin Malik radıyallahu anh, Hazreti Ali devrinde Basra taraflarına giderek o dönemin siyasi olaylarına karışmadı. Hazreti Muaviye radıyallahu anh tarafını tercih ederek Şam'a gitti ve Hicri 50. yılında Şam'da vefat etti. Vefat ettiğinde 77 yaşındaydı. Allah şefaatine mazhar etsin. Amin. Ka'b bin Züheyr radıyallahu anh. Ka'b bin Züheyr, Müzeyne kabilesinden olup 11 şair yetiştiren bir aileye mensuptu. Babası Züheyr bin Ebu Sülemi ve kardeşi Büceyr de şairdi. Ka'b bin Züheyr'in babası Hristiyan ve Yahudi alimlerinin yanlarına gider, onları dinlerdi. Onlardan kitaplarında bahsedilen ahir zamanda gelecek, insanlığın kurtuluşuna vesile olacak peygamberimizin sıfatlarını işitmişti. Züheyr bir gece rüyasında gökten bir ip uzatıldığını, o ipten tutmak için elini uzattığı halde yetişemediğini görmüştü. Bu rüyasının ahir zamanda gelecek olan peygambere yetişemeyeceğine ve ömrünün o gönderilmeden biteceğine işaret olduğunu anlamıştı. Fakat oğulları Ka'b ve Büceyr'e ahir zaman peygamberi gelince ona sallallahu aleyhi ve sellem iman etmelerini vasiyet etmişti. Ka'b bin Züheyr ve kardeşi Büceyr İslamiyet gelince peygamberimizle görüşmek üzere Medine-i Münevvere'ye doğru yola çıkmışlardı. Ebrakul Azzaf denilen yere geldiklerinde kardeşi Büceyr dedi ki, sen burada bekle, ben Medine'ye gidip o peygamberi bir göreyim, söylediklerini dinleyeyim. Büceyr Medine'ye gidince peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona İslamiyet'i anlattı ve Müslüman olmasını söyledi. Onun kalbi iman nuruyla aydınlanmıştı. Hiç vakit kaybedecek zamanı da yoktu. Hemen orada kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Ka'b bin Züheyr kardeşi Büceyr'in Müslüman olduğunu öğrenince ona çok kızdı. Bunu dile getiren bir şiir yazdı. Kardeşi Büceyr bu habere tahammül edemeyip durumu peygamberimize arz etti. Bunun üzerine peygamberimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, Ka'ba kim rastlarsa onu öldürsün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif seferinden döndüğü sıradaydı. Büceyr kardeşi Ka'ba bir mektup yazıp gönderdi. Her ne kadar da kardeşine kızsa da ona acıyordu. Onun Müslüman olması için bir şok gerekiyordu. İçinde bir ümit vardı. Bundan dolayı kardeşine bir mektup yazdı. Mektupta başının çaresine bak diyerek durumu bildirdi. Ka'b bin Züheyr bu durum karşısında derin düşüncelere dalmıştı. Güneş balçıkla sıvanmazdı. Ortada bir gerçek vardı. Bundan kaçışta olamazdı. Bu düşünceler onun gönlünü aydınlatıyordu. Nihayet Müslüman olmaya karar verdi. Hiç vakit kaybetmeden Medine yollarına düştü. Peygamber Efendimiz'i metheden ve kendisinin de tevbe edip Müslüman olduğunu bildiren uzun bir şiir yazdı. Medine'ye varınca gizlice Cüheyni kabilesinden olan bir arkadaşın evine gidip misafir oldu. Ertesi gün sabah namazı vaktinde evine misafir olduğu kişi Ka'b bin Züheyr'i Resulullah'ın yanına götürdü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sırada ashab-ı kiramla beraberdi. Sahabe efendilerimiz etrafını sarmış, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nurlu sohbetini dinliyorlardı. Ka'b bin Züheyr devesini mescidin önüne çöktürüp nurlu halkaya dahil olmak için içeriye girdi. O, kainatın efendisine hiç de yabancı sayılmazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babasından duymuş olduğu sıfatlardan tanıyordu. Peygamberimizin yanına yaklaşıp kendisini tanıtmadan dedi ki, ya Resulallah, Ka'b bin Züheyr yaptıklarına pişman ve Müslüman olarak eman dilemeye gelmiş bulunuyordur. Ben onu sana getirsem eman verip Müslüman olmasını kabul eder misin dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, evet, ya Resulallah ben de şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur, sen de onun Resulüsün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen kimsin diye sordu. Ben Ka'b bin Züheyr'im dedi. Bu sırada Ensar'dan birisi ayağa kalkıp dedi ki, ya Resulallah müsaade et, şu Allah düşmanının boynunu vurayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, vazgeç ondan, o içinde bulunduğu halde pişman ve Hakk'a dönmüş olarak gelmiştir. Bu sırada Ka'b bin Züheyr Müslüman olduğunu bildiren bir kaside okumaya başladı. Bu kasidesinde uzun bir girişten sonra asıl konuya geçip, Müslüman olduğunu, tövbe ettiğini ve af dilediğini dile getirdi. Son kısmında da peygamberimizi ve sahabe efendilerimizi metheden beyitleri okudu. Ka'b bin Züheyr bu kasideyi Haccab bin Zirrakibi'ye yazdırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ka'b bin Züheyr'in Banet Suadu sevgili uzaklaştı sözleriyle başlayan bu kasidesini beğenip çok memnun oldu, onu affetti. Bürdesini yani hırkasını çıkarıp onun omuzlarına koydu. Bu sebeple Ka'b bin Züheyr'in kasidesi Kaside-i Bürde ismiyle meşhur olmuştur. Muaz bin Cebel radıyallahu anh.
Muaz bin Cebel radıyallahu anh Medineli olup Musab bin Umeyr radıyallahu anh vasıtasıyla 2. Akabe biatinde Müslüman olmuştu. Bu mutluluğu annesiyle beraber yaşamışlardı. Müslüman olduğunda daha yaşı 18'indeydi. İyi ile kötünün kesin çizgileri netleşmişti. İman eden insanlar ne için ve neye iman ettiklerini çok iyi biliyorlardı. Yaptıkları işi bilinçli yapıyorlardı. Muaz bin Cebel radıyallahu anh giyimine kuşamına dikkat ederdi. Temizlik ve temiz giyinme onun en önemli özelliklerindendi. Dışının temizliğine dikkat ettiği gibi içi dışından daha aydınlıktı. Beslendikleri kaynak Kur'an ve Peygamberimiz olunca az konuşur çok dinlerdi. Bir ağız iki kulak verilmesinin hikmetini en iyi kavrayan kutlu insanlardandı. Konuştuğunda gereksiz söz söylemez, o konuşacağı zaman herkes onu dinlerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i radıyallahu anh İslam'ı anlatmak için yetiştirmek istiyordu. Bir gün onu karşısına alarak şöyle nasihat ettiler. Ey Muaz! Sana Allah'tan korkmayı, ona sığınmayı, doğru konuşmayı tavsiye ederim. Ayrıca herkese selam vermeyi, iyi işler yapmayı, yetimlere merhamet etmeyi ve tatlı sözlü olmayı tavsiye ederim. Daima Kur'an'la yaşamayı, ahiret hesabını ve korkusunu içinden çıkarmamayı tavsiye ederim. Herkese şefkatli davranmayı, hiçbir yerde Allah'ı unutmamayı ve her günahın arkasında tövbe etmeyi tavsiye ederim. Ey Muaz, Allah'ı görür gibi ibadet et ve kendini ölmüş bil. Daha önemli bir şey söyleyeyim mi? Diline dikkat et. Muaz bin Cebel radıyallahu anh eli açık, gönlü açık, cömert bir insandı. Bir şey istendiğinde mutlaka verir, olmadığında üzüntü içerisinde kalırdı. Beslendiği kaynaktan mesajını doğru almıştı. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi yapıyordu. Peygamberimiz tarafından Ensar ile Muhacir kardeş yapıldığında Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Muaz bin Cebel ile radıyallahu anh kardeş yapılmıştı. Abdullah bin Mesud kardeşliği hakkında şöyle buyurmuştu. Muaz Allah hakkıyla ibadet eden dosdoğru yolda bir ümmetti. Biz Muaz'ı Hazreti İbrahim'e benzetirdik. Hazreti Ömer radıyallahu anh Muaz bin Cebel ile birçok konuda görüş alışverişinde bulunurdu. Çünkü Muaz bin Cebel radıyallahu anh meseleleri çözen bir akla, ikna edici bir mantığa sahipti. O da Hazreti Ömer gibi meseleleri çözerken çok yönlü düşünür ve en doğru olanda ısrar ederdi. İslam'ın değişik ülkelere yayılması için büyük fedakarlıklara ihtiyaç vardı. Yüzlerce sahabe değişik ülkelere İslam'ı anlatmak için koşmuşlardı. Bu mübarek insanlardan birisi de Muaz bin Cebel'di radıyallahu anh. O Mekke, Şam, Yemen ve Filistin'e kadar gitmiş insanlara Kur'an'ı ve sünneti anlatmıştı. Yemen hükümdarı İslam'ı anlatması için Peygamberimizden bir sahabe istemişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleyi ashabına açtığında başta Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer gibi insanlar gitmek istemişti. Peygamberimiz onların gitmesini istememişti. Daha sonra Muaz bin Cebel radıyallahu anh gitmek isteyince bu görevin onun olduğunu ifade buyurmuşlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i uğurlarken bir miktar yürüdü ve ona Muaz sen ehli kitap bir kavme gideceksin. Onların yanına vardığında önce onlara Allah'tan başka ilah olmadığına ve onlara Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisi olduğuna davet et. Bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın 5 vakit namazı farz kıldığını haber ver. Bunu da yaptıklarında zekat emrini bildir. Bunu da benimserlerse sakın malların en iyilerini seçme. Mazlumun ahını almaktan çekin. Çünkü onun ahı ile Allah arasında bir engel yoktur buyurdu. Sonra da Muaz bin Cebel'e radıyallahu anh, sana bir dava getirildiğinde ne ile hükmedersin? Muaz bin Cebel, Allah'ın kitabı ile daha sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onda bir hüküm bulamazsan ne ile hükmedersin diye sordu. Muaz bin Cebel, Resulullah'ın sünnetiyle hüküm veririm. Peygamberimiz, onda bir hüküm bulamazsan ne ile hükmedersin diye sordu. Muaz bin Cebel radıyallahu anh o zaman kendi görüşüme göre karar veririm. Onun bu cevabı Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem çok sevindirdi ve Allah'a şükretti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'den ayrılmadan önce onun kalbini hüzne sevk edecek şu cümleleri söyledi. Ey Muaz, şüphesiz bundan sonra artık benimle buluşamayacaksın. Belki de dönüşte bu mescide ve kabrime uğrayacaksın dedi. Bunun üzerine Muaz bin Cebel radıyallahu anh gözyaşlarına hakim olamadı. Çünkü herkes Resulullah ile beraber olmayı arzu ederken o İslam'ı anlatmak için başka bir ülkeye gidiyordu. Böyle bir ayrılığa herkes tahammül edemezdi. O İslam için bunlara katlanıyordu. Yemen'de İslam'ı anlatıyor, Müslüman olanlar Medine'ye gelerek Peygamberimize biat ediyorlardı. İlim sahasında sözü dinlenen bir insandı. Peygamberimiz onun için, ümmetim içinde helal ve haramı en iyi bilen Muaz bin Cebel'dir radıyallahu anh buyurmuşlardır.
Muaz bin Cebel her fırsatta insanlara nasihat etmeyi ihmal etmezdi. Peygamberimiz hayattayken Kur'an'ı ezberleyen ashabtandı. Yine Peygamberimiz hayattayken fetva verebilen 3 kişiden birisiydi. Ashab bir meseleyi çözemediği zaman ona müracaat ederdi. Muaz bin Cebel radıyallahu anh ilim hakkındaki bir sözünde ''İlim öğrenin çünkü ilim Allah'a karşı korkunuzu artırır. İlmi istemek de ibadettir. İlmi müzakerede bulunmak Allah'a tesbih etmektir.'' buyurmuşlardır. Muaz bin Cebel radıyallahu anh birçok savaşa katılmış, gerektiğinde İslam için canını da feda edebileceğini göstermişti. Peygamberimizin vefatından 7 sene sonra Şam'da ortaya çıkan veba hastalığından hayatını kaybetmişti. Halid bin Madan'dan Abdullah bin Kurt'un şöyle dediği rivayet edilmektedir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, ölümü anında yanında bulundum, beni rahatlatın, Meryem oğlu İsa'nın Rabbine kavuştuğu yaşta Rabbime kavuşuyorum dedi. O zamanlar 35 yaşlarındaydı. Bu veba hastalığında hanımını ve çocuklarını da kaybetmişti. Arkasında gözü yaşlı dost ve akrabalar bıraktı. Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin. Said bin Zeyd radıyallahu anh. Said bin Zeyd radıyallahu anh Mekke'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinini açıklamaya başlayınca hidayet gemisine ilk binen kutlu insanlardan birisidir. Nurlu bir aile içerisinde yetişmesinin bunda büyük rolü olsa gerek. Babası Zeyd hayatında Hazreti İbrahim'in dinine iman etmişti. Bu dine inanmadan önce hakiki dini bulabilmek için Şam'a gitmiş, orada bir Yahudi alimiyle karşılaştı. Bu dine girmek istedi fakat bu zat yeni gelecek dinin gelmesinin yakın olduğunu söyleyerek gelecek dine iman etmesini tavsiye etti. Aynı şekilde Hristiyan bir alime gitti. O da aynı şeyi söyleyince bekleyen yeni din gelene kadar Hazreti İbrahim'in dini olan Hanif dinine tabi oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinini tebliğ etmeye başlamadan da vefat etti. Efendimiz'e durumu sorulduğunda şöyle buyurmuşlardır. O kıyamet gününde tek bir ümmet olarak diriltilecek, o cahiliye zamanında ibadet ediyordu, Hazreti İbrahim'in aleyhisselam dini üzereydi ve Allah'ı bilirdi. İslam tebliğ edilmeye başlayınca 20 yaşlarında olan Said bin Zeyd hanımıyla beraber Müslüman olmuştu. O sırada iman edenlerin sayısı 13 olmuştu. Babasının nurlu iklimini soluklamasının bunda büyük payı vardı. Ayrıca Peygamberimizin aleyhisselam akrabalarındandı. Dedeleri Kaab'da birleşiyordu. Bunun yanında Hazreti Ömer'in de amcası, oğlu ve eniştesiydi. Said bin Zeyd'in radıyallahu anh hanımı kendisinden önce Müslüman olmuştu. Hazreti Ömer'in Müslüman olmasına da onlar vesile olmuşlardı. Müşrikler sevgili Peygamberimizi öldürmek için karar vermişlerdi. Bunu da Hazreti Ömer radıyallahu anh yapacaktı. Kız kardeşinin ve eniştesinin Müslüman olduğunu duymuş, önce onların işini bitirmek istiyordu. Fakat Allah hidayeti nasip edince kız kardeşinin evinde kalbi yumuşamış ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna giderek Müslüman olmuştu. Said bin Zeyd radıyallahu anh Müslüman olduktan sonra kainatın efendisinden hiç ayrılmadan İslam'a hizmet etti. Efendimiz Medine'ye hicret edince hanımıyla beraber o da hicret etti. Peygamberimiz onu ashabın alimlerinden Übey bin Kâb ile kardeş yapmıştı. Bedir Savaşı hariç bütün savaşlara katıldı. Savaş sırasında sevgili Peygamberimizin vermiş olduğu bir görev için başka bir yerde bulunuyordu. Görevden döndüklerinde Bedir Savaşı bitmişti. Buna rağmen Peygamberimiz Said bin Zeyd'i bu savaşa katılmış gibi kabul etti. Peygamberimizin vefatından sonra halife seçiminde halka sakin olmalarını tavsiye ederek herhangi bir sebebiyet verilmemişti. Hazreti Ömer'in şehit edilmesinde de cenazesini kabre koyarken gözyaşları içerisindeydi. Sebebini soranlara şöyle cevap veriyordu. İslam için ağlıyorum. Hazreti Ömer'in şehadeti İslam'da açılan bir gediktir. Bu açılan fitne kıyamete kadar dinmeyecektir diyerek Hazreti Ömer'in radıyallahu anh İslam tarihindeki yerini ortaya koyuyordu. Ömrü olduğu müddetçe bütün savaşlara katıldı. Irak ve Suriye bölgesinin Müslüman olmasında büyük hizmetleri oldu. Kendisine idarecilik teklif ettiklerinde sade bir insan olarak İslam'a hizmet etmek istiyordu. Küfe'de bulunuyordu. Vali olarak da Muğire bin Şube radıyallahu anh bulunuyordu. Küfe'de bazılarının Hazreti Ali radıyallahu anh hakkında olumsuz şeyler söylediklerini duydu. Hatta birisi valinin yanında Hazreti Ali aleyhinde konuşuyordu. Bunu duyan Said bin Zeyd radıyallahu anh valiye çıkışarak Muğire, Resulullah'ın ashabına hakaret ediliyor, sen susuyorsun dedikten sonra şu dersi verdi. Ben size Peygamberimizden kendi kulaklarımla işittiğim ve kalbimle anladığım şu hadisi nakledeyim. Ebu Bekir cennette, Ömer cennette, Osman cennette, Ali cennette, Talha ve Zübeyir cennette, Sa'd bin Ebi Vakkas cennettedir. Bunların dokuzuncusunu saymak gerekseydi sayardım.
Ertesi günü halk ısrarla Said bin Zeyd'e saymadığı ismin kim olduğuna yemin verdiler. O da şöyle buyurdu. Madem Allah adına yemin verdiriyorsunuz öyleyse söyleyeyim. Dokuzuncusu benim. Bundan sonra şunu söylediler. Bir kişinin Resulullah ile birlikte yaşaması ve Allah yolunda yüzünün tozlanması sizden herhangi birinizin Nuh Aleyhisselam kadar yaşasa bile bu müddet içerisindeki hayırlı amellerin hepsinden hayırlıdır. Said bin Zeyd radıyallahu anh ömrünün son senelerini Medine'nin Akik mevkiinde geçiriyordu. Orada tarım ürünleri yetiştirerek hayatını devam ettirmeye çalışıyordu. Bir gün komşusu olan Evra binti Üneys adında bir kadın Medine valisine giderek Said bin Zeyd'i şikayet etti. Mesele şuydu, komşusunun kendi yerini işgal ettiğini söylemişti. Vali bir heyet göndermiş ve durumu araştırmıştı. Burada bir iftira söz konusuydu. Gelen heyete Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisini nakletti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. Kim ki kendisine ait olmayan bir toprağı alırsa, yerin yedinci katında da olsa, o toprak kıyamet gününde onun boynuna dolanır. Kim malı uğrunda ölürse şehittir. Bundan sonra komşusunun toprağına tecavüz etmediğine yemin eden Said bin Zeyd ellerini açarak, Allah'ım bu kadın yalan söylüyorsa ölmeden önce onun gözlerini kör et, kuyusunu da ona mezar yap diye beddua etti. Allah kulunun duasını işitmiş ve kabul etmişti. İftira eden kadının gözleri çok geçmeden kör oldu. Daha sonra evinin avlusunda dolaşırken kuyuya düşerek öldü ve orası kendisine mezar oldu. Sünnete bağlılığının yanında Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde bir hayat sürmeleri için çok çaba sarf etti. Bereketli bir ömür geçiren bu fedakar sahabe hicretin 51. yılında 80 yaşındayken fani alemden baki aleme göçtü. Onun vefatı sevenlerini üzüntüye sevk etti. Cenazesini kendisi gibi dünyadayken cennetle müjdelenen çok sevdiği Sa'd bin Ebi Vakkas yıkadı. Cenaze namazını ise Abdullah bin Ömer radıyallahu anh kıldırdı. Rabbim şefaatine nail eylesin. 24. bölümün sonu. Eser, Gaybın Son Elçisi. Yazar, Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.